Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi limitin önemli bir kısmından çıktık, yine önemli bir kısmına girdik. Şimdi limitte yaklaşmalar falan tamamladık oraları. Limitin son bölümü olan nereye geldik? Belirsizliklere geldik. Şimdi bu belirsizliklerin niye belirsizlik olduğunu, mantığını belki de hiçbir yerde duymadınız. Bir mantığını bir anlatayım. Niye belirsizlik? Ya belirsiz madem niye limiti var? Ne saçma şey falan demeyin. Bir anlatayım mantığını, ona bir bakın. Ama önce söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliği bittikten sonra ben bir şeyler daha anlatacağım. Çünkü müfredatta bir boşluk var. Yani müfredatta yazan şey birebir şu. Diyor ki müfredatın kazanımların içerisinde şöyle bir kelime var. Diyor ki sonucu sonsuz olan belirsizlikler anlatılmaz diyor. Şimdi sonucu sonsuz olan belirsizlikler anlatılmaz diyor işte, ama herkes kafasına göre yorumladı bunu. Artık işte biz de ne yapıyoruz soru bankalarında? Yukarıda tanım verip falan sormaya başladık. Yani birkaç video sonra müfredatta olup olmadığı tam net olmayan bence var. Benim hani oradaki okuduğumda benim yorumlamama göre var. Ama işte ben mesela altın kitaba koyarken o testlerin arkasını pembeleştirdim. Yukarıda yazdım ben olsam çalışırım diye. Çünkü müfredatta MEB'in kitabında da var. Ama müfredatta yok gözüyle bakılıyor. Yani ÖSYM'nin işi belli olmaz. Biz işimizi sağlam bağlayacağız. Çok zor şeyler değil çünkü. Onları da anlatacağım. Tamam mı? Önemli bizim için. Tamam mı? Yani o bölümleri de güzel bir şekilde dinle. Sorun üstünde bir öncül olarak, bir tanım olarak verir. Ondan sonra soru da sorar. Niye sordun? Kimse diyemez. O yüzden ben onları da anlatacağım. İşte sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var mı diye soruyorsunuz defalarca. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği yoktur diye müfredatta bir şey demiyor. İşte sonucu sonsuz olan. Mesela sonsuz bölü sonsuz belirsizliğin sonucu sonsuz olmayan durumu da var. Ama müfredatta sonucu sonsuz olanlar sorulmaz diyor. Yani sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinin bile bir kısmı var bence. O yüzden onlara da kısaca değineceğim birkaç videonun içerisinde. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Ben olsam çalışırdım. Açık ve net söylüyorum. Başka kanallara gittiğiniz zaman müfredatta yoktur diyenler de olabilir. Saygı duyarım. Ama bence düzgün okumuyorlar. Düzgün okurlarsa aynı benim gibi düşünürler. Hadi. Şimdi nereye geldik? 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğini çözmemizin soru çeşitlerine göre yöntemleri var. Önceden L'Hopital kuralımız vardı. Artık müfredattan onu da çıkardılar türev yardımıyla. Yani ama işte türevsiz bir şekilde çözülebilecek 0 bölü 0 belirsizliği soracakları için illa türevle yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu soruları türevle çözmek çok daha kolay. Ama türevle yapamayacaklarınız da var. O yüzden anlatacaklarımı bilmeniz gerekiyor. Yani trigonometrik bir 0 bölü 0 belirsizliği karşınıza çıkarsa, trigonometrik fonksiyonların türevi de müfredattan kalktığı için türevini alamayacaksınız. Mecbur çarpanlarını ayırmak zorunda kalacaksınız. Yani çarpanları ayırma yöntemini mecbur herkes öğrenecek. Neyse çok uzattım, hadi başlayalım. Şimdi biz dedik ki bir de şimdi anlatalım. Niye bir belirsizlik? Şimdi bakın size şöyle bir şey yazayım. Limit x iki noktasında limit gibi de düşünmeyin. Şöyle bir fonksiyon düşünün önce, hadi. Limitten bağımsız düşünelim. Bir fx fonksiyonu yazayım size. Fx fonksiyonumuz şu olsun. 2 parantezinde x eksi 2 bölü x eksi 2. Hadi bakalım size bir soru. Şimdi bu bir fonksiyon mudur? Fonksiyon olup olmadığını söyleyebilmemiz için tanım kümesi lazımdır, değil mi? Peki burada bununla bunu sadeleştirebilir misiniz? Sizce sadeleştirebilir misiniz? Sadeleştiremezsiniz. Eğer sadeleştirirseniz fonksiyonu fx eşittir 2'ye dönüştürmüş olursunuz. Bu fx eşittir 2 fonksiyonuna daima denk değildir. Şimdi bakın nasıl bir şeydir biliyor musunuz bu? Tamam, fx eşittir 2 gibi davranır bu. Ama şöyledir. Bak. Fx eşittir 2. Sadeleştirdim. Hep 2 dildir bunun sonucu. Bu bir yerde tanımsızdır. Nerede? Şurayı 3 yapayım kafanız karışmasın hadi. Sonucum fx eşittir 3 değildir. Her zaman değildir. Çünkü 2 için bunun içi boştur arkadaşlar. İşte 2 noktasında peki limiti var mıdır? Vardır.
sağdan ve soldan eşittir ve 3'tür. Gördünüz mü? İşte 0 bölü 0 belirsizliği dediğimiz durum, 0 bakın x yerlerine 2 yazdığınızda 0 bölü 0 gibi bir belirsizlik oluşuyor. İşte o belirsizlik olması limitinin olmadığı anlamına gelmiyor. İşte o belirsizliği yok edebiliyoruz biz. Nasıl yok edebiliyoruz? Sadeleştirdiğimizde oluşan sonuç o fonksiyonun ne değerini veriyor bize? Limit değerini. Peki fonksiyon değeriyle alakası var mı? Yok. Fonksiyon o noktada tanımı bile yok. Ama yani belirsizlik dediğimiz şey aslında bir limit hesabıdır yine. Orada belirsizliği ortadan yok edip ondan sonra limit değerini ne yapabiliyoruz? Hesaplayabiliyoruz. Tamam mı? Yani fonksiyonların tanımsız olduğu yerlerde demeyelim de tanımsız olduğu yerler paydanın sıfır olduğu yerlerde. 2 bölü 0 gibi falan. Belirsiz ne? 0 bölü 0 ifadesi de nedir arkadaşlar? Bir belirsizliktir. Bunu gördüğümüz zaman bir çözüm yapacağız. İşte o çözümleri anlatacağım şimdi. Ne olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Şimdi bir kere şunu da söyleyeyim. 0 bölü 0 belirsizliği bir kere limit sorusu karşınıza çıktığında ilk yapmamız gereken şey limitini yerine yazıp bir bakmak. Acaba ne oluyor kardeşim? Mesela bu soru şöyle olsaydı. Limit x 3 noktasında şöyle olsa, bakın aradaki farka bakın şimdi. X yerlerine 3 yazdım 9. 9 eksi 9 0 yaptı. X yerlerine 3 yazdım 3 artı 3 6 yaptı. Bak cevabı 0 oldu. Limiti vardır ve 0'dır. Yani bir belirsizlik yoktur. Önce soruda belirsizlik olup olmadığına bir bakman lazım. Gidip de direkt belirsizlik varmış gibi işlem yapmaya kalkma. Niye böyle anlatıyorum? Azıcık soru çözdüğünde alışkanlık haline geliyor. Her limit sorusunu belirsizlik zannedip hemen çarpanları ayırmaya çalışıyorsun. Bunu yapma. Önce yapman gereken şey ne? Belirsizlik var mı yok mu? X yerine 3 yazdım 9. 9 eksi 9 0 yaptı yukarısı. X yerine 3 yazdım ve o da 0 yaptı. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. İşte buna çözüm yapacağım artık. Tamam mı? Şimdi peki 0 bölü 0 belirsizliği nasıl çözülür? Biraz önce anlattım. Eğer 0 bölü 0 belirsizliği karşına çıktıysa ifadeyi çarpanlarına ayırıp sıfır, bak 0 bölü 0'ı oluşturan ifadeleri sadeleştireceksin. Sadeleştireceksin. Kimler sadeleşecek? Mesela burada aşağıda kim 0 oluşturuyor? X eksi 3. X eksi 3'ün sadeleşmesi lazım. Bak hemen çarpanlığını ayırıyorum. Limit x 3'e giderken yukarıda 2 kare farkı var. X eksi 3, x artı 3. Aşağıda x eksi 3 var. Bakın bu fonksiyon normalde fonksiyon konusunda bunlar sadeleştirilemez. Ama limit konusunda sadeleştirebilirsin. O zaman bu sadece x artı 3 kaldı. Çat 3'ü de yerine yazdım. 6. Evet bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasındaki limit değeri kaçmış? 6'ymış. Bir belirsizlik çıktı. O belirsizliği yok etmenin ilk yöntemi nedir arkadaşlar? Çarpanlarını ayırmak. Hemen kısaca şu L'Hopital'i de anlatayım. Bu soruda çözebilirsiniz çünkü. Şimdi L'Hopital dediğimiz türevde tekrar anlatacağım arkadaşlar. Yani belirsizlikler için türevi anlattığımda tekrar bir L'Hopital kuralını anlatacağım. Şimdi basit türev almayı bilenler için çok kolaydır bu soru. Ne yapıyorsunuz? Şu payın türevini alıyorsunuz. Payın türevi 2x. Şu anda türevinin nasıl alındığını anlatmayacağım. Türev bilenler için gösteriyorum sadece. Tamam mı? Bunun türevi x eksi 3'ün türevi nedir? 1'dir. Bitti soru artık. 3'ü yerine yazıyorsunuz. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 6 bölü 1. 6. Tamam mı? Ama türevin içerisinde L'Hopital için ayrı bir başlık yapacağım. O yüzden bundan sonraki çözeceğim soruların hiçbirinde L'Hopital kullanmayacağım. L'Hopital neymiş? Payın türevi, paydanın türevi, limit değerini yerine yaz. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi o zaman şu tanımımıza gelelim. X a'ya yaklaşırken f(x)'in limiti 0 ve x a'ya giderken g(x)'in limiti 0 ise o zaman burada nasıl bir belirsizlik oluşuyordur? 0 bölü 0. Belirsizlik çeşidini belirledim. Ondan sonra burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Çarpanlarını ayırıp
ve ondan sonra ne yap? Sadeleştirmeni yap. He, köklü belirsiz 0 bölü 0 belirsizliklerimiz var. Onda farklı bir şey yapacağız. Bu kalıbımız sadeleştirme yapmamız. Hadi bakalım. Devam edelim şimdi. 63. soruda bir limit sorusuymuş gibi yaklaşıyorum önce. Limiti hesaplayabilmeye çalışıyorum. 1 yazıyorum yerine. 1 artı 1 eksi 2 bölü 1'in karesi 1 eksi 1. Yukarısı da 0, aşağısı da 0. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği olduysa ne yapacağım? Basit bir çarpanlara ayırma sorusu artık bu. Limit x 1'e giderken yukarısı nedir? Artı 2 ile eksi 1'in çarpımıdır. Yazdım x artı 2'yi. Çarpı x eksi 1. Aşağıda 2 kare farkım var bakın. Ne orası? X eksi 1 çarpı x artı 1. Bunları biliyorsunuz. Tek tek yazmayacağım artık. Bakın belirsizliği oluşturan ifadeler x eksi 1'lerdi. Çat gitti bunlar. Kalanlara x yerine 1 yazıyorum. Yazdım 1'i 3. Yazdım 1'i 2. Sorumun cevabı 3 bölü 2. Bu kadar basit. Sadeleştirme. Başka bir şey yok. Hadi devam edelim şimdi. Sonraki soru. Tabii çarpanları ayırmayı iyi kullanacaksın. Önce belirsizlik var mı yok mu bakıyorum. Kural bu. 25'i yazdım. Karekök 25. Karekök 25 5'tir. 5 eksi 5 0. Bölü yazdım yerine 25 eksi 25 0. Bitti. 0 bölü 0 var. Şimdi yukarıya bir şey yapamam ama aşağıdaki x eksi 25 iki kare farkı uygulayabilirim. Oradaki x kök x'in karesidir. 25 de 5'in karesidir. Bakın ona 2 kare farkı uygulayacağım şimdi. Yazalım. Limit x 25'e giderken yukarıya bir şey yapmadım. Kök x eksi 5 yukarısı. Aşağıya 2 kare farkını uygula şimdi. Ne oldu? Kök x eksi 5 çarpı kök x artı 5. Bitti işim. Çat çat gitti. Ne kaldı şimdi yukarıda? 1 kaldı. Bölü. Yaz yerine şimdi bunu. Bunu yerine yazdığın zaman kök 25. Ne yaptı? 5. 5 ile 5'i topladım. 10. Sorumuzun cevabı 1 bölü 10'a eşit olmuş oldu. Bu kadar. Farklı soru tipleri var. Hepsinden çözüyoruz şimdi. Evet şimdi gel hemen 65. soruya bakalım. Bir kere x 2y'ye giderken diyor. Bir kere belirsizlik var mı yok bir bakacağım. X gördüğüm yerlere 2y'yi yazacağım. Yazdım ne yaptı burası bakın. 4. Y'nin karesi. X yerlerine 2'ye yazdım. Evet buraya yazıyorum şimdi X yerlerine 2'ye. X yerlerine 2'ye yazdığım zaman evet burası ne yapıyor arkadaşlar bakın. Eksi 2 Y'nin karesi yapıyor. Eksi 2 Y kare de burada var. Bakın yukarısı 0 yaptı. X yerlerine 2'ye yazdığınız zaman 4 Y kare burası. X yerlerine 2'ye yazdığınız zaman 4 Y kare de burası. Evet 0 bölü 0 oldu. 0 bölü 0 olduysa hemen ifade artık ne sorusu oldu Silgi dur. Çarpanları ayırma sorusu oldu. Çok kolay artık. Limit x 2y'ye giderken yukarıyı çarpanlarına ayırıyorum şimdi. Neyle neyin çarpımı? X ile x'in çarpımı. Neyle neyin çarpımı? Eksi 2y ile artı y'nin çarpımı. Çapraz kontrol ettiğimde eksi x y'yi vermesi lazım. Yazarken yan yana yaz şimdi. X eksi 2y çarpı x artı y oldu. Aşağıyı da x parantezine alıyorum hemen. X eksi 2y bitti. Tamam mı? Tek yapman gereken belirsizlik olduğunu görüp sadeleştirmeni yapma. Şimdi çok dikkat et. X yerlerine 2y yaz diyor. Şaşırma. X yerlerine 2y yazdım. 2y burada, 1y burada. 3y yaptı. X yerlerine 2y yazdım. Çatara çatara gitti. Sorumun cevabı 3 bölü 2. 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu yakala. Ondan sonra çarpanlarını ayır. Sadeleştir. Cevap karşında. Tamam mı? Hadi bakalım. 66. soru. Her fonksiyon için var. Birazdan trigonometrik fonksiyon, işte mutlak değer fonksiyonu hepsi için yapacağız. Bak üstel fonksiyon. X yerine 0 yazdım. Limit x 0'a giderken diyor. 0 yazdım. 2 üzeri 3 yaptı. 2 üzeri 3 8. 8 eksi 8 0. X yerine 0 yazdım. 2 üzeri 1 yaptı. 2. 2 eksi 2 0. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Çarpanlarını ayıracağım şimdi. Bak. Burayı nasıl düşünebiliyorum? Limiti başa yazıyorum yine. X 0'a giderken. Şimdi burayı nasıl düşünelim arkadaşlar? 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 3 gibi düşünelim. Eksi 8 de nedir burada? 2 üzeri 3'tür.
Aşağıyı nasıl düşünelim? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 eksi 2. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben anlaşılır olsun diye her aşamayı yazıyorum. Limit x 0'a giderken. Neler ortak şimdi bakın? 2 üzeri 3'ler yani 8'ler ortak. 8 parantezini aldım. Bunda 2 üzeri 2x. Bunda da eksi 1 kaldı. Tamam mı? 2 üzeri 3'lerin parantezini aldım. Bunda bu kalır. Bunda eksi 1 kalır. Şimdi bunları da 2 parantezine alıyorum. Ne kaldı bu sefer? İlkinden 2 üzeri x kaldı. Bunun ikisini aldığım zaman bundan da eksi 1. Bitiyor artık soru. Bakın hala hiç sadeleştirme olmadı. Şuna ne uygulayacağım şimdi yukarıdakine? 2 kare farkı. Limit x 0'a giderken simit giderken gibi oldu ama 2 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri x eksi 1. Bakın belirsizlik getiren ifadeler artık öldü gitti. X yerlerine 0 yazmadan önce şunları da sadeleştir. 4. X yerine 0 yazdım şimdi. 4 var bir başta. 0 yazdım. 2 üzeri 0 dediğim 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Aşağıda bir şey kalmadı. 4 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 8 oldu. Bu kadar. Hepsinde aynı şeyi yapacağız ha. Zor değil. Evet geldik şimdi nereye? 67. sorumuza. Y 3'e giderken diyor. Y yerine 3'ü yazdım. 9. Buraya da yazdım. 9. 9 eksi 9 0. Y yerine 3 yazdım. 3'ün küpü 27. 27 eksi 27 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Şimdi çarpanlarını ayıracağım yine. Başlayalım. Limit. Y 3'e giderken. Yukarıyı ne yapabilirim? Y parantezini alabilirim. Y parantezinde Y eksi 3 oldu. Bak çarpanlar ayırmada hatırladınız bu arada. Şimdi şurayı geçelim şu tarafa. Y küp eksi 27'yi de 3'ün küpü diye yazalım. Ne var burada? 2 küp farkı. Hatırlıyor musunuz 2 küp farkını? Hadi hatırlayalım. Ne yapacağım? Y eksi 3 çarpı birincinin karesi Y kare. Birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı yok. Ama buradaki eksi ise buradaki artı oluyor. 3y artı 9. Aşağısının çarpanlarını ayırmış hali bu. Bileceksin bunları. 2 küp farkı. A küp eksi B küp. Aç bak notlarına. Tamam mı? Hemen yazıyorum burayı. Y eksi 3 çarpı y kare artı 3y artı 9. Sadeleştirmem gerçekleşti. Güm güm. Y yerlerine kaç yaz kardeşim diyor şimdi 3. Yapıştır 3'ü. 3 bölü 9, 9, 9, 27 sadeleştirdim. Sorumun cevabı 1 bölü 9. Hadi devam soru çözmeye. Evet 68. soruyla devam şimdi. Tüm soru kalıplarını görün istedim arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğinde. Hadi bakalım şimdi ne diyor? Bir kere belirsizlik var mı yok mu ona bir bakalım. X yerlerine ne yazıyorum? 4'ü yazıyorum. 4'ü yazdım. Ne oldu? 4. Karekök 4. Karekök 4 2 idi. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 8 eksi 8. Yukarısı 0. Karekök 4 dediğim 2'dir. 2 eksi 2. 0. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Şimdi 2 küp farkı var ama işte işlem yapman gerekiyor birazcık. Düzenleyelim şimdi. Bunu sadeleştirmek birazcık zor olacak. Şimdi şu x bunun içerisine ne diye girer? X kare diye girer. X küp olur değil mi? X küp olur. Şimdi karekökün derecesi veya kök x'in küpü gibi düşün burayı, tamam mı? Kare kök x'in küpü gibi düşün. İçeri x kare olarak girdi. Bir tane de burada var. X küp kare kökün küpü gibi düşün. Şurayı da 2'nin küpü gibi düşün. Yani 2 küp farkı formülü uygulanacak. Bir önceki sorudaki yaptığım formülün aynısı uygulanacak. Şimdi sadeleşmiyor şu anda. 2 küp farkı formülü uyguluyorum. Kare kök x eksi 2 çarpı kare kök x artı çarpımları değil mi? 2 kare kök x artı ikincinin karesi ne geldi buradan? 4. Bölü aşağıda kare kök x eksi 2 duruyor zaten. Başında limitim hiç gitmedi. Sadeleşenler var mı? Var artık sadeleşenler. İşim bitti. Şimdi x gördüğüm yerlere ne yazıyorum artık? 4 yazıyorum. 4'ü yazdım. Burası ne yaptı? 2. 4'ü yazdım. 2 olarak çıktı. 2 de burada. 4 yaptı. Evet 4 de burada. Aşağıda zaten bir şey kalmadı. 4, 8, 10. Sorumuzun cevabı 10'a eşit olmuş oldu. Anladık mı? Hadi bakalım. Yani çarpanları ayırmayı bilen için bu kısım kolay bir kısım ama birazdan değişecek iş. Hep de böyle zannetme. Hadi bakalım. Şimdi x yerlerine 0'ı yazdım. X yerlerine 0 yazdım. E üzeri 0, 1. X yerlerine 0 yazdım. E üzeri 0 oldu. Yine 1. Arada eksi var.
Burada da 0 yazdığım zaman 1 eksi e üzeri 0 yine 1'dir. 0 bölü 0 belirsizliği oluştu. Şimdi ifadeyi ne yapmam gerekecek? Çarpanlarına ayırmam gerekecek. Şu anda bir çarpan falan görünmüyor. Bu tarzdaki olanlarda şu üstündeki eksi x'leri normal duruma getireceğiz. Hadi başlayalım. Limit x 0'a giderken şu e üzeri x'e yapacak bir şeyim yok. E üzeri eksi x'e ne yapacağım? 1 bölü e üzeri x yazacağım. Gördün mü? Bölü 1 eksi bunun yerine de 1 bölü e üzeri x yazacağım. Şimdi gerisi payda eşitleme, ters çevirip çarpma gibi işlemler. Tamam. Şimdi paydamızı eşitliyoruz. Bundan bunu buraya aldım. Limit x 0'a giderken e üzeri x ile e üzeri x'i çarptım. Ne yaptı? E üzeri 2x. Eksi 1 bölü. Hop paydamda e üzeri x'im var. Bölü. Buranın paydasını eşitle şimdi. E üzeri x. Eksi 1 bölü e üzeri x. Dikkat şimdi. Ters çevirip çarpınca şu e üzeri x'ler birbirlerine ne yapıyor? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Onlar götürdü. Ne kaldı şimdi? Limit. X. 0'a giderken e üzeri 2x eksi 1 bölü e üzeri x eksi 1 kaldı. Şimdi iki kare farkını gördün değil mi? E üzeri x'in karesi eksi 1. Hadi iki kare farkını uygula. Artık sadeleşecek sonra. Evet iki kare farkını uyguluyorum. E üzeri x eksi 1 çarpı e üzeri x artı 1 bölü e üzeri x eksi 1. Çatırdama sesini duydun mu? Duydun. Şunlar götürdü. X yerlerine 0 yazdım. E üzeri 0. E üzeri 0 1'dir. 1 de yanında var. 2. Bu kadar. Tamam mı? Yani önemli olan soruya nasıl yaklaşacaksın? 0 bölü 0 belirsizliğinde ifadeyi düzenleyip çarpanlarına ayıracaksın. Başka bir şey yok. Hadi bakalım 70. Şimdi bunu mutlak değerin limitinde anlatmıştım. Buraya da koymak istedim. Şimdi x yerlerine 0 yazdım. 0. 0, 0, 0 bölü 0 belirsizliğini gördüm. Şimdi 0 noktasındaki soldan limit diyor. 0, sol. Ne var 0'ın solunda? Eksi 0,1 gibi bir sayı var. Yerlerine yazıp nasıl çıkıyorlar diye bakacağım. Zaten sonra sadeleştirme gelecek. Şimdi bunda mutlak yok. Bu aynen duracak bir kere. Mutlak olmayana da gidip de uygulama ha. Mutlak olana uygulayacağım. Şimdi bu 4x duruyor. Bunun yerine eksi 0,1 gibi yazdığını düşünürsen buranın cevabı nedir? Negatiftir içerisi. O zaman eksiyle çarpıp çıkarırız. Eksi x olur. Bölü. Buraya bakıyorum. Burasının da işareti eksi oldu. Bunu da eksiyle çarpıp çıkardık. Eksi 2x oldu. Tamam. Yukarıda ne var? 3x var. Aşağıda ne var? Şöyle yazayım hadi. Limit. X 0'a soldan yaklaşırken 3x eksi 2x. Şimdi x'ler birbirlerine götürdü. Limitimizin cevabı eksi 3 bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Şimdi yeni bir soru kalıbına geçeceğiz. Hadi ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yeni soru kalıplarına geldik. Bu kalıp çok sorulan, geçmiş yıllarda da çok sorulan 0 bölü 0 belirsizliğin mantığını içeren kolay bir soru kalıbı. Nasıl bir kalıp bir bakalım hadi. Şimdi diyor ki bir limiti veriyor böyle. Sonra hemen limit sorusu olduğu için sen x yerlerine 3'ü yazmaya başlıyorsun doğal olarak. Değil mi? 3'ü yazıyorsun. Aşağıya 3'ü yazdım. Aşağısı 0 oldu. Şimdi sonuçta n var. Sorunun devamını okuyorsun. Diyor ki m ve n gerçek sayı olduğuna göre. Şimdi payda 0 olduğunda sonuç bir gerçek sayı olamaz normal şartlarda. Ne zaman olabiliyor? Önceki çözdüğümüz sorulardaki gibi 0 bölü 0 belirsizliği ise eğer o belirsizliği kaldırıyoruz, yok ediyoruz biz. Nasıl yok ediyoruz? Sadeleştirmemizi yapıyoruz ve limit değerini buluyoruz. Yani bu tarz bir soru karşına çıktığında, sayıyı yazdığında payda 0 olduysa, sonucun da gerçek sayı, reel sayı olmasını istiyorsa yukarısı da 0 olmalı. Yani yukarıya da 3'ü yazıyorum, aşağıya da 3'ü yazıyorum şimdi. Aşağısı zaten 0 oldu. 3'ü yazdım 9 eksi m. Buranın kesinlikle 0 bölü 0 belirsizliği olması lazım ki sonuç reel sayı olsun. Sonra belirsizliği kaldıracağım. O zaman yukarının 0 olabilmesi için m dediğimiz kaçmış bir kere 9. M'yi buldum. Yani sorum şu oldu artık.
limit x 3'e giderken baştaki çözdüğümüz basit sorular gibi oldu, gördün mü? Yerlerine yerleştirdim. Artık 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Limitini hesaplayıp n'yi de bulabilirim şimdi. Ne yapacağım 0 bölü 0 belirsizliği ise şimdi bu? Hemen çarpanlarını ayıracağım. Hemen biliyorum orayı ben. X eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı. X eksi 3 çatara çatara gitti. X yerine de 3'ü yapıştırdım. 6 oldu. M artı n toplamını istiyordu. 1'i 9, 1'i 6 toplamları da 15 oldu. Şöyle özetliyorum tekrar. Bir soruyu okuduğunda paydayı sıfır yapan bir durum oluşup da sonucu reel sayı, gerçel sayı oldu diyorsa, o zaman demek ki 0 bölü 0 belirsizliği vardır burada. Bu değeri yukarı yazdığında yukarısı da 0 olmalı. Yukarıyı 0 yapan değeri buldum, yazdım. Eğer limitin sonucunu da istiyorsa basit bir limit belirsizlik çözümü oldu. Çarpanları ayırıp sadeleştirdim. İş bitti. Tamam mı? Önemli bir soru kalalım. Sildim. Şimdi sonraki soru yine benzer bir soru. Dikkat et. Limitinin değeri bir gerçel sayı olduğuna göre kaçtır? Bak, bunun limitinin değeri de bir gerçel sayıymış. A gibi bir gerçel sayıymış. Vermemiş bu sefer ama. Şimdi biz x yerlerine 3 yazarak başlıyoruz bir kere. Şimdi x yerlerine 3 yazdım paydada. 9 eksi 6 eksi 3 paydam ne oldu? 0 oldu, gördün mü? O zaman yukarıya da 3'ü yazıyorum. 9 artı 3a eksi 6 sonucun gerçel sayı olabilmesi için bunun da yukarısının ne olması lazım? 0 olması lazım. Şimdi ne oldu o zaman? 9, 6'sı gitti 3. 3 artı 3a eşittir 0 olmalı. Attım karşıya, 3a eşittir eksi 3 olmalı. Böldüm 3'e, a kaç olmalı? Eksi 1. Tamam, şimdi a'yı sormuyor ama burada. Tamam, şuraya A deme. Tamam, şaşırma. K de mesela. K'yı soruyor soru. Tamam, A burada var çünkü, şaşırma. Şimdi A yerine eksi 1 yazıp standart bir limit hesabı yapacağım. Hadi başlayalım. Şurada çizgimi çektim. Limit. X 3'e giderken A'yı sildim şuradan. Şuraya eksi 1 yazdım. Bir daha yazmayayım. Şimdi ne yapıyordum? 0 bölü 0 olmasını sağladım. Çarpanlarını ayıracağım. Hadi aşağının çarpanları ayrılmış halini sen söyle şimdi. X ile X'in çarpımı. Eksi 3 ile artı 1'in çarpımı. Bunları biliyorsun bak. Tek tek bir de çarpanları ayırmasını anlattırma bana. Bazıları diyor ki hocam uğraşmayın bunlarla, hemen anlat. Bazısı diyor hocam her aşamasını yazın. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. X ile X'in çarpımı ama buraya kadar gelen çarpanları ayırmayı bilecek. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı. X eksi 3 çarpı X artı 2. Çatara çatara bunlar götürdü. X yerlerine 3'ü yapıştırdım. Burası 5. X yerlerine 3'ü yapıştırdım. Burası 4. Sorumun cevabı 5 bölü 4. Limitin sonucu gerçel sayıdır diyorsa ve payda 0 olduysa payda 0 olacak. 0 bölü 0 durumuna getireceksin. 0 bölü 0 durumunu sağlayan sayıyı bulup yerine yazıp çarpanları ayırıp sonucunu bulduk. Oldu mu? Göz kırpmama takılmışız. İki gözüm de kapanıyor mu göz kırpınca? He? Her gün böyle göz kırpmama takılmış bir sürü yorumlarda. Hocam göz kırpmayın. Gözünüz işte kırpınca tatlı oluyor. Yok şöyle oluyor. Yok böyle oluyor. Bir sürü yorum gelmiş. Nazar değireceksiniz bana. Zaten nazar değmeye başladı. Vallahi yamulacağım yakında. Kör olacağım, kör. Tablete bakmaktan, ışıklara bakmaktan her taraf ışık. Evet, 73. Hadi bakalım. Limiti vermiş. M artı N. Bu sefer gerçel sayı falan demiş. Limiti hesapla kardeşim. 4 bölü 3 oldu limitin sonucu demiş. Hadi bir yazalım. X yerlerine 2 yazacağız değil mi biz? X yerine 2'yi yazdım. Burası 4 oldu. Eksi 4'üm var. X yerine 2'yi yazdım. 2M eksi N oldu. 4 bölü 3'müş sonucu. Bunun üstü 0 oldu. Üstü 0'sa bunun sonucunun normalde 0 olması gerekmiyor mu? Evet. Nasıl 4 bölü 3 olmuş? Demek ki aşağısı da neye eşit? Sıfıra eşit. Bir belirsizlik oluşmuş demek ki. Belirsizliği uçurmuş, sonucu bulmuş. O zaman burası da neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. 2m eksi n eşitmiş sıfıra. At karşıya. 2m dediğim neye eşitmiş? N'e. Kutu içerisine aldım. Şimdi bizden m artı n toplamını istiyor. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Yazalım yerlerini. Limit x 2'ye giderken yukarı hemen çarpanlarına ayırarak yazıyorum burayı. Ne oldu? X eksi 2 çarpı x artı 2.
Şimdi ne gördüğün yerlere ne yazabilirsin diyor. 2M. Sildim N'yi. Yerine 2M yazdım. Neler ortak şimdi bunlarda? Gördün mü? M'ler. İlla ki sadeleşecek yani. Sadeleşmezse olmaz. X eksi 2. Oh, çatırdama tatırdama başladı. Gitti. Şimdi X yerlerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Yazdım X yerine 2. Yukarısı 4 oldu. Aşağısı M oldu. İşte bunun sonucunun 4 bölü 3 olduğunu söylemiş. Aha da M de çıktı karşıma. M yukarısı 4 olduğu için aşağısı da eşit olacak. M 3'tür. Tamam mı? Şimdi denklemim neydi? M yerine 3 yazıyorum. Çünkü N M'nin kaç katıydı? 2 katıydı. O zaman N dediğimde 6 oldu. Toplamlarımız kaç oldu? 9. 3 soruda aynı mantık ama farklı tip. Tamam mı? Farklı farklı çeşitler çıkacak karşına, dikkat et. Önce 2'yi yazdım. Yukarısı 0 oldu. Sonuç 4 bölü 3 olamadı o yüzden. O zaman 0 bölü 0 olacak dedik. N ile M arasındaki bağıntıyı buldum. Sonra yerine yazdım bağıntıyı. Çarpanlarını ayırdım. 4 bölü 3'e eşitledim. Kapış. Oldu mu? Haydi bakalım. Şimdi 74 köklü olanlara geçmeden önceki son sorumuz. Bunu özellikle koydum. Aslında bu türev sorusu. Türevin tanımı sorusu. Ama işte türevin içerisinde bu soruları lap diye çözmeye başlayınca hocam nereden çıktı bu falan diyorsunuz. Şimdi bakın, yani türevin tanımı aslında 0 bölü 0 belirsizliğinden geliyor. Burada söyleyeyim. Yani türevin tanımını anlatırken karşına bir 0 bölü 0 belirsizliği çıkacak. O belirsizliği yok ettiğinde türeve dönüşmüş olacak. Yani aslında ne dedik? L'Hopital dedik aslında. L'Hopital türev. Bu da aynı şey aslında. Şimdi bak. H 0'a giderken böyle bir limit sormuş. Şöyle ne yapayım? Çizgimi çektim. H yerlerine 0 yazıyorum şimdi. Limit H 0'a giderken H yerine 0 yazdım. Burası ne yaptı? F1 eksi F1 H yerine 0 yazdım. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Gördün mü? 0 bölü 0 belirsizliğini kaldırabilmek için ne yapmamız lazım şimdi? Sadeleştirme yapmamız lazım. Şimdi burayı sildim. 0 bölü 0 belirsizliğini olduğunu buldum. Şimdi işte aslında türevin ispatını yapıyoruz, biliyor musunuz? Türevde karşınıza çıkacak bu. Ama işte orada daha kolay bir yöntemle çözeceğiz. Bu da türevin limit tanımıyla, limitli tanımıyla yapılış yöntemi, ama burada da olması lazım. H sıfıra giderken diyor ki f fonksiyonunda x yerlerine h artı 1 yaz diyor. Başlayalım. Yani f h artı 1'i bul diyor. X yerine h artı 1 yazdım. H artı 1'in karesi eksi 5. Burası neresidir arkadaşlar? F h artı 1. Buldum bunu. Sonra f1 diyor. F1'i de bulalım şurada kenarda. F1. X yerlerine 1 yazdım. 1 eksi 5'ten eksi 4. Arada eksi var. Eksi eksi 4 neye dönüştü? Artı 4'e dönüştü. Burası tamam. Bölü. Aşağıda da ne var? H'ım var. H'da yazdım yine. Şimdi işte önceki sorulara dönüştü soru, gördün mü? Hadi çözelim şimdi. Limit. H 0'a giderken açalım şurayı. Ne geldi? Birincinin karesi h kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2h. İkincinin karesi artı 1. Eksi 5. Artı 4. 4 ile 1 topladım 5. 5'ler götürdü. Aşağıda h var. Bakın yaz yerine 0 bölü 0. Yani burada da her yerde yazarsan yaz 0 bölü 0. 0 bölü 0'ı kaldırmak için çarpanlarını ayırıyorum. Son aşamam artık. Bitti soru. H. H parantezini aldım. H parantezine aldığım zaman H artı 2. H'ları sadeleştirdim. H yerine 0 yazdım. H yerine 0 yazdığım zaman cevabım ne oldu arkadaşlar? 2'ye eşit olmuş oldu. Aslında fx fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevini aldırdı size. Bir türev tanımı sorusu, ama dediğim gibi burada anlatmadığımızda orada hocam nereden çıktı bu diyeceksiniz. Asıl da türevde karşınıza çıkacak bir durumdur. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoda ne yaptık? 0 bölü 0 belirsizliğinin ilk durumu olan sadeleştirme ile çözülebilir durumlarına baktık. Sonraki videomuzda yine
çok önemli olan, sınavda da gelebilecek kısımlardan biri olan köklü olan durumlarına bakacağız. Ondan da bol soru çözeceğiz. Ondan da bol soru çözeceğiz ve belirsizlikleri bitireceğiz. Tabii bir de ne dedim, videonun başında anlattığım işte o trigonometrik 0 bölü 0'lar, bir de müfredatta olup olmadığı sıkıntı yaratan yerler var. Ben onları da anlatacağım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.